Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim, auzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yarcullaha vel yevmel ahir. Ve zekerallaha kesira, sadakallahul azim. Arkadaşlar, sahabenin peygamber sevgisini devam ediyoruz, konuşuyoruz. Lakin burada belki bir şerh düşmemiz lazım. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hira'dan tek başına iniyor. Ve o güne kadar arkadaşlar Mekke halkıyla, Mekke'de yaşayanlarla pek de haşir neşir olmamış. Yani Mekke'nin içinde Allah Resulü'nü tanıyanlar, onu bilenler parmak sayıları kadar az. Çünkü pek çok insanla bir diyalog kurmamıştır. Ve Allah Resulü Hira'dan hemen sonra nübüvvet ile görevlendiriliyor. O andan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu din ile görevlendirildikten sonra bu dinin ayetlerini insanlara okumaya başlıyor. İnen ayetler parmak sayısı kadar az iken Mekke halkından kadını erkeğiyle, yaşlısı genci çocuğuyla, zengini fakiriyle birçok kitleden, birçok sosyal dokudan insan Allah Resulü aleyhissalatu vesselama biat ediyor, ona iman ediyor. Ve Mekke halkı bazı kaynaklarda 3 ay sonra işkence serüvenleri başlıyor. Yani ilk şehitler 3 aylık bir süreden sonradır. Şimdi arkadaşlar, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama iman eden insanlar tarihin en şiddet işkencelerine karşı bile imanlarından dönmüyorlar. Oysa daha yeni imanın tadını daha yeni almışlar. Daha yeni Allah Resulü'nü tanımışlar. Daha yeni İslam'ın dininin şiarlarını öğrenmişler. Ne oluyor ki onlara? Yeni bir dine girmelerine rağmen bu dinde sanki 1000 yıldır bu dinin müntesibiymiş gibi o dini terk etmiyorlar. Hikmeti çoktur arkadaşlar. Ama hikmetlerden bir tanesi onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla oturup kalkıyor. Onu görüyorlar. Onunla beraberdirler. Onu duyuyorlar. Yani tabiri caizse Allah Resulü kalbini açıyor ve onlara gösteriyor. Ve onlar bu sevgiyi öyle bir üstün sevgi olarak görüyorlar ki, anne evladından uzaklaşıyor, baba oğlundan uzaklaşıyor, oğul ailesinden uzaklaşıyor, eş kocasından, koca eşinden ayrılıyor ve kabileler birbirinden ayrılıyor. En şiddet işkenceye rağmen vazgeçmiyorlar. Mekke halkı ne yapacağını şaşırıyor. Mekke halkı diyor ki arkadaş, bu nasıl bir şeydir? Bizim insanları Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan uzak tutmamız lazım. Onu gören, onu duyan, onunla tanışan, onunla oturup kalkan, vallahi sanki balın bala yapışan böcekler gibi bir daha ondan kaçamıyorlar. Ne diyelim diyorlar. Mecnun diyelim, sihirbaz diyelim. Haşa yalancı diyelim. Ve bunun alameti olarak bakın diyelim insanlarınla insanların arasını bozuyor. Ayetlerin etkisi o günün insanların üzerinde mükemmel bir tesiri vardır. Ayetler imanlarını kuvvetlendiriyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı tanıdıktan sonra da o ayetler vücudundaki organları gibi onlara yapışıyor. Çünkü onlar Allah Resulü'nü gördükten sonra artık Allah Resulü'nden ayrılmıyorlar. Bakın Hazreti Ebu Bekir, Allah-u Teala 1000 defa, binlerce defa, milyonlarca defa ondan razı olsun. Bu dinin kemaline
kemale ulaşması için elinden geleni yapmıştır. Özellikle söylüyorum arkadaşlar, bu dinin kemale ulaşması için elinden geleni yapmıştır. Hicret vaktidir. Çıkıyorlar. Mekke halkı onları, her bir kişiyi ölü veya diri getirene 100 deve mükafat vereceğiz diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 gün Sevr mağarasında taktiksel olarak durduktan sonra artık yoluna koyuluyor. Tarih kitapları öyle güzel bu olayı bize nakşediyor ki arkadaşlar. Bu biraz sonra anlatacağım olayı. Öyle güzel anlatıyorlar ki arkadaşlar. Eğer biz bir film seyretmiş olsaydık, eğer sinema seyretmiş olsaydık, ancak bu kadar biz insanlara canlandırabilirdik. Diyor ki tarih kaynaklarımız, sevdayı anlatıyor, aşkı anlatıyor. Hazreti Ebubekir'in peygamberimize olan sevdasını anlatıyor. Diyor ki birden geçtiler diyor deve, peş peşe yürümeye başladı. İki develeri var biliyorsunuz. Allah Resulü yolunda gidiyor. Yalnız Hazreti Ebubekir'de bir farklılık var. Hazreti Ebubekir bir ara, yolculuğun bir arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sağından yolculuk ediyor. Bir miktar yürüyorlar, yürüyorlar, deveyle gidiyorlar. Hazreti Ebubekir öne geçiyor. Biraz daha yürüyorlar, yürüyorlar. Hazreti Ebubekir bilinmedik bir şekilde sola geçiyor. Derken arkaya geçiyor. Ve bu yolun bir bölümüne kadar böyle tekrar ediyor. Hazreti Ebubekir sürekli böyle dolanıyor. Allah Resulü soruyor. Ey Ebubekir, ne yapıyorsun? Nedir bu halin? Yani düzgün git. Bir sağdasın, bir soldasın, bir öndesin, bir arkadasın. Derdin nedir senin? Ya Resulallah, anam babam size kurban olsun diyor. Ya Resulallah, şimdi biz bu müşrik kabilelerin beldesinden geçiyoruz ya. Ben korkuyorum ya Resulallah. Diyorum ki acaba birileri önümüzde bir pusu kurmuşsa ve bu bizim sağ tarafımızdaysa ve uzaktan biri size bir ok atar, bir mızrak atarsa endişeleniyorum, tasalanıyorum, kederleniyorum. Duramıyorum yerinde, sağına geçiyorum ya Resulallah. Sonra birden aklıma geliyor. Diyorum ki acaba soldan mı bir pusu kurmuşlar? Soldan mı saldıracaklar? Soluna geçiyorum. Sonra yine duramıyorum ya Resulallah. Ya önden gelirse, ya ön taraftan bir saldırı gelirse, kör bir ok isabet ederse size. Sonra önünüze geçiyorum. Sonra yine dayanamıyorum ya Resulallah. Arka tarafa geçiyorum. Ve bu bende ya Resulallah. Böyle devam ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor. Ya Ebu Bekir, beni seviyor musun? Nasıl sevmeyeyim diyor ya Resulallah. Vallahi seni ya Resulallah, anamdan babamdan, evlat ve iyalimden çok seviyorum. Şimdi sen benim ölmemi istemiyor da kendi ölmeni mi istiyorsun? Diyor ki ya Resulallah, eğer sen, sana bir şey gelirse, sana bir zarar gelirse ümmet yetim kalır. Ben ölürsem ya Resulallah sadece babam Ebu Kuhafe ağlar. Sevgidir arkadaşlar. Veda haccında Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe o tarihe kadar yaşamış. Diyorlar ki herkes, Mekke halkı geliyor, Allah Resulüne iman ediyor. Ve birçok insan da Allah Resulü onların yanına gidiyor. Onlar Allah Resulü'nün yanına geliyor. Bir ara bakıyor ki Hazreti Ebubekir babasını almış gelmiş. Allah Resulü soruyor. Diyor ki ey Ebubekir, niye onu getirdin?
Bak piri fani gözü kör olmuş. Hem deseydin biz gelirdik onun yanına. Keşke onu getirmeseydin. Hayır diyor ya Resulallah. Vallahi eğer burada biri birinin ayağına gitmesi gerekiyorsa benim babam senin ayağına gelmelidir. Sadece sevgi değil, makamını da yükseltiyorlar. Ve sonra arkadaşlar iman ediyor babası. Teslim oluyor, teslim olmak zorunda oluyor. O günün muannitleri içinde değil belki babası ama o güne kadar direnmiş, iman etmemiş, piri fani saçı beyazlanmış, sakalı beyazlanmış. En son Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında iman ediyor. Bir köşeye çekiliyor Hazreti Ebu Bekir, ağlamaya başlıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soruyor, ey Ebu Bekir diyor kendine gel. Bak işte baban iman etti. Cehennem kütüğü olmaktan kurtuldu. Cehennem listesini doldurmaktan kurtuldu. Yani biz oradan birini sildik, bak cennet listesine yazdık. Bugün Mekke'nin fetih günüdür. Bugün sevinme günüdür. Bugün kurban kesme günüdür. Bugün ağlamak günü, üzülmek günü, kederlenmek günü değil. Ya Resulallah, vallahi ben babamın iman ettiği için çok mutluyum, çok bahtiyarım. Ama benim aklıma geldi. Keşke bugün benim babam iman etmeseydi de, keşke senin amcan Ebu Talip iman etseydi. Vallahi ben biliyorum, eğer bugün benim babamın yerinde senin amcan iman etmiş olsaydı, bugün sen benden bu işten daha çok sevinecektin. Benim babamın iman etmesinden daha sevinecektin. Ve ya Resulallah, vallahi ben senin sevgini kendi sevgime tercih ediyorum. Senin mutluluğunu kendi mutluluğuma tercih ediyorum. Senin bahtiyarlığını kendi bahtiyarlığıma tercih ediyorum. Arkadaşlar, böyle bir sevgiyle seviyor. Yani bütün mutluluk adına ne varsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vermek istiyorlar. Hazreti Ömer de böyledir. Bir gün Hazreti Abbas ona soruyor. Mekke'ye doğru geliyorlar. Hazreti Abbas Mekke'ye doğru gelirken hicret ediyor. Hazreti Ömer habire ona ey Abbas iman et, ey Abbas iman et, ey Abbas iman et diyor. Hazreti Abbas diyor ya Ömer diyor nedir senin derdin? Niye bu kadar iman etmemi istiyorsun? Ya hiç kimse bana bu kadar iman et demiyor, sen diyorsun. Senin derdin nedir benimle? Ey Abbas, sen bilmiyor musun? Sen peygamberin amcasısın. Eğer sen iman edersen Allah Resulü sevinecek. Vallahi bugün eğer benim babam Kuhafe mi iman etsin, sen mi iman etsen diye ikisinin arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsam ben senin imanın için çalışırım. Çünkü sen iman edersen Allah Resulü sevinir. Ve onun sevinmesi benim için babamın imanından bile üstündür. Sadece onlar değil arkadaşlar. Bir gün bir sahabi geliyor Allah Resulü'nün yanına. Bellidir Medinelidir. Ya Resulallah diyor. Biz seni geç bulduk, korkuyoruz erken kaybedelim. Sen geç geldin memleketimize. 13 yıl Mekke dağlarında dolandın. 13 yıl sana orada işkence ettiler. Senin dininin hakikatlerini söylemeye izin vermediler. Ve sen sonra Medine'ye hicret ettin. Biz seni geç tanıdık ya Resulallah. Ya Resulallah, biz senin yanındayken sanki bu dünyadan irtibatımız kesiliyor. Sanki cennet meyvelerinin kokusunu alıyoruz. Sanki seninleyken hurilerinle temaşa ediyormuşuz gibi geliyor. Ya Resulallah, eve az öteye yan tarafa 100 metre ilerledikten sonra hasretin yüreğimizi dağılıyor. Çocuklarımızın içindeyken seni özlüyoruz. Ya Resulallah, yarın öbür gün sen de öleceksin, biz de öleceğiz. Ben korkuyorum ya Resulallah. Sen cennete, biz cehenneme gideriz. Yok yok ya Resulallah, ben onu geçtim. Sen cennete gitsen, biz de cennete gitsek. Ve ya Resulallah, senin makamın salihlerle, peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla olacak. Yani sen en üst makamda olacaksın.
Sen Rafiq-ül A'la'da olacaksın ve biz senin makamında olmayacağız. Eğer cennette de ya Resulallah seninle olmayacaksak ne yapalım o cenneti? Biz cennette bile seni özleriz ya Resulallah. Ayet iniyor. Bu konuşmaya, sahabenin bu konuşmasına Allah-u Teala durmuyor. Hayır diyor, tamam diyor. Eğer siz böyle bir sevgideyseniz ve böyle bir derdiniz varsa, yani cehennem korkusu yok, cennet telaşı yok, cennet arzusu yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, eğer cennetin üst makamlarında ben alt makamlarındaysam, ben cenneti ne yapayım endişesi varsa, o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyun diyor. Ayet iniyor konuya. Öyle arkadaşlar, böyle bir sevgi. Vallahi hangisini örnek vereyim bilmiyorum. Kadınlardan Uhud Savaşı olmuş. Diyorlar ki biliyorsunuz arkadaşlar Uhud Savaşı'nın sebebini. Haber geliyor ki diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehit oldu. Ta Medine'ye kadar haber geliyor. Bazı sahabelerin savaşı bıraktığını ve Medine'ye kadar geldiğini kadınlar diyor. Koşuyor kadınlar oraya. Hazreti Ayşe koşuyor, babam demeden Resulullah diyor. Hazreti Hafsa koşuyor, babam demeden Resulullah diyor. Allah Resulü'nün bütün eşleri, evlatlarını, kardeşlerini, eski çocuklarını, kardeşlerini bir kenara bırakıyorlar. Babalarını bir kenara bırakıyorlar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı aramak için koşuyorlar. Sümeyra binti Kays diyor, o da koşuyor. Arkadaşlar, eğer sevgiden bahsedilecekse, bütün seydalarımız, bütün hocalarımız, bütün kitaplar en öne bu sahneyi yazar. Sümeyra'nın sevgisini yazar. Çünkü gerçekten arkadaşlar, insan nefsi kıyas yaptığında böyle bir sevginin ölçebilecek bir ölçüm birimi yoktur. Yani ne tartıdır ne metredir. Öyle bir sevgi ölçen yoktur. Koşuyor. 5,5 kilometre koşuyor, koşuyor. Bir ara sahabelerin bir yerde durduğunu görüyor. Hayırdır diyor. Nereye koşuyorsun ey Sümeyra? Muhammed nerede? Ey Sümeyra diyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyorsun. Onu biz bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Uhud'un en şiddet yerinde Allah Resulü'nü orada bıraktık. Ama bak burada senin bir oğlun var. Şehit olmuş. Burada şehitler içindedir. Dön de bak cenazene sahip çık. Muhammed nerede? Burada diyorlar. Oğlum burada. Dön bir sahip çık. Allah Resulü nerede? Bırakıyor o yavrusunu orada. Devam ediyor. Derken sonra önüne kocası geliyor. Diyorlar ki biz Allah Resulü'nü bilmiyoruz. Ama inna lillah ve inna ileyhi raciun, senin kocan Haris burada. Buyur gel ona sahip çık. Bak müşrikler ona nüsle yapacaklar. Yani gözlerini çıkaracak, burnunu kesecek, kulaklarını kesecekler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden ben hiç kimseye sahip çıkmam diyor. Devam ediyor. Abisini görüyor. Ona da diyor ki, ona da yine söylüyorlar. Bak abin buradadır diyorlar. Bak müşrikler bunun cesedine işkence yapacak. Allah Resulü nerede diyor. Devam ediyor. Diğer oğlunu da görüyor. Ailesinden 4 ferdi, 4'ünü de orada bırakıyor. Uhud'un en şiddet yerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a doğru gidiyor. Bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünden kan akıyor. Mübarek dişleri düşmüş. Ve sonra diyor ki ya Resulallah, sen sağsın ya, sen dirisin ya, sen ölmemişsin ya. Ben ne evlat, ne baba, ne kardeş. Bundan sonraki bütün musibetler bana az gelir, hafif gelir. Yeter ki sen hayattasın.
arkadaşlar, bu sevginin elle tutulur halidir. Başka değil. İnsanlar ancak birini bu kadar sevebilir. Bakın, insanlık bir sevgiyi anlatırken derler ki, sevginin içindeki en büyük sevgi annenin evladına olan sevgisidir. Evladı ölenler bu sevginin ne kadar acı verdiğini bir başka varyanta hissedebilir. Görüyor. Oradadır oğlu. Ve o olacakları da biliyor. Ve Allah Resulü'nü gördüğünde sanki bütün oğulları dirilmiş gibi seviniyor. Öyle bir sevgi. Zeyd İbni Desine, Reci vakasında Mekkeli müşrikler tarafından esir alınıyor. Safvan bin Ümeyye, Ümeyye bin Halef'in oğlu Zeyd İbni Desine'yi esir alıyor. Esir alanlardan parayla alıyor. Ne yapacaksın ey Safvan? Babam Ümeyye bin Halef ile kardeşim Ali İbni Ümeyye'nin kanının bedeli olarak Mekke'de en şedid şekilde onu öldüreceğim diyor. Ancak diyor benim canım kanım böyle helal olur. Ben ancak bu böyle mutlu olabilirim. Ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a böyle darbe vurabilirim diyor. Ebu Süfyan anlatıyor. Diyor ki biz ona dedik. Safvan geldi dedi ki, bak benim sana karşı olan düşmanlığım ortada. Benim babamı öldürdünüz Bedir'de, kardeşimi öldürdünüz. Ve buna mukabil olarak da sana bir sürü para ödedim. Senin bunu karşılığında 150 bin dinara seni satın aldım. İstiyorsan bu dinden vazgeç. Gel seni en zenginimiz yapalım. Zeyd İbni Desine diyor ki, vallahi değil bunları, bunların misliyle verseniz ve sadece şu gözümün açılıp kapanmasına kadar bir süre boyunca Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dininden vazgeçmemi isteseniz, vallahi o anda bile vazgeçmem. Bırakın ebeden çıkmayı, bir saniyeliğine bile Muhammed'in dininden vazgeçmem Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Süfyan diyor, ben şaşırdım. Yahu dedim, bu nedir? Bu nasıl bir sevgidir? Yanaştım diyor kulağına. Dedim ki ey Zeyd, merak ediyorum ve sana bir teklifte de bulunuyorum. Acaba diyorum, şimdi biliyorsun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yatağının içindedir. Sen ister miydin şu anda sen çoluk çocuğunun içinde olsaydın, rahat ve sıhhatinin içinde olsaydın, bu korku, bu endişe, bu ölüm korkusu, bu endişe sende olmasaydı ve senin yerinde de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılığında buraya koysaydık. Yani bir dakikalığına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı senin yerinde bağlamadığımızı ister miydin bunları sana verme karşılığında? Vallahi diyor, değil burada benim böyle öldürülmeme karşılık onun burada bağlanması. Benim evlatlarım, ailem, eşim, annem, babam benim gibi bağlanıp bu şekilde öldürülse bile ben buna bedel Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağında ayağına bir diken batmasını bile istemem. Böyle. Böyle bir sevgiyle seviyorlar. Ve ispat ediyorlar. Arkadaşlar, bu sevgi o çağda birebir gösterilmiş sevgidir. Biz geldik bu çağda. Biz nasıl göstereceğiz? Arkadaşlar, eğer sizler onun getirdiği o mesajın, o getirdiği o dinin bir hakkıyla müntesibi olursanız,
olursak eğer, yani onun dinine bir karınca gibi işçilik yaparsak, onun dini için çalışırsak, onun dininin yücelsin diye çalışırsak, işte o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmişizdir. Yoksa arkadaşlar, şu dilden çıkan ancak şu dili bağlar. Allah bizden ispat ediyor. Rabbim bize sevgimizi ispat etmeyi nasip eylesin. Allah Resulü'nü sevmek dini bir vecibedir. İmam Müslim'de daha iman bölümünde kişiye ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişiye ben malından, canından, evlat ve iyalinden, nefsinden daha sevgili olmadıkça kamil anlamda iman etmiş değildir. Yani siz iman etmemişsiniz. Eğer bir ölçüye koyduğunuzda bu saydıklarım ölçünün dışında Allah Resulü'nü daha çok sevmemişsiniz. Rabbim sevmeyi nasip eylesin inşallah. Peşinden gitmeyi nasip eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.